Dini Cevaplar YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün Kur'an kavramları serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz Profesör Doktor İsmail Yakıt. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ ol. Hocam bugün hikmet kavramını konuşacağız. Hikmet kavramı Kur'an'da çokça karşımıza çıkan bir kavram. Ben kendi hayatımdan örnek vermek istiyorum. Kur'an'ı okurken karşıma çıkan ve düşündüğüm şeylerden bahsetmek istiyorum. Mesela ben hikmet kavramını Allah Resullerine kitap ve hikmet verildiğinden bahsedilen ayetlerde görmüştüm. Kitap herkesce malum ne olduğu, vahiy olduğu malum. Ama bu hikmet ne olabilir acaba diye düşündüğümde çok araştırdım. Mesela karşıma İmam Şafii'nin Risalesi'nde çıktı. Hiç beklemezdim. Orada bir izah gelmişti. İmam Şafii mesela kitabı vahiy olarak, Kur'an olarak anlamış. Hikmeti ise sünnet olarak tavsif etmişti, nitelendirmişti. Ve çeşitli, sırf bu görüşten ibaret değil neticede literatürümüz. Hikmet için daha birçok şey söylenmiş. Peki hocam siz semantik çalışan birisiniz. Alanınız bu yönde. Mealinizin alameti farikası bu zaten. Siz peki hikmet kavramına bakınca ne görüyorsunuz? Bunu merak ediyoruz. Teşekkür ediyorum Yasin Bey, sağ ol. Şimdi tabii önce etimolojisinden başlayalım. Bu kelime nasıl bu anlamlara kadar gelmiş? Hakeme kökünden geliyor. Ha, ka, me. Bu kelime de öz Arapçada engel olmak demektir. Engel olmak, men ol, men etmek. Ve bütün türevlerinde de hemen hemen bütün bu anlamlar var. Mesela bu türevden, bu kelimeden, bu kökten türe hakim. Birinci ayı uzatıyor. Hakim. Adalet dağıtan değildir hakimler. Zulme engel olan demektir. Haksızlığa engel olan demektir. Keza hekim. Gerçi hakim kelimesinin tahfifidir o da. Hekim. Hekimler şifa vermez, şifa dağıtmaz. Ne yapar? Hastalığa engel olur. Hastalanmana engel olur. Onun için İbn Sina buraya dayanarak hekimliğin mükemmel bir tanımını yapmıştır. Bugün bile geçerli. Hekimlik eşittir, hıfzı sıhhadır der. Sağlığı koruma bilimi. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu tıp tarihinde de meşhurdur. Dolayısıyla hastalığa engel olan demek. Aynı kökten türevler kullanıyoruz. Bakın. Hakem. Bu spor müsabakalarında düdük göttüren kişi. Hakem. Hakem normal seyrinde bir maç, bir güreş neyse, oyun oynanıyorsa hiç düdük çalmaz. Bir yanlışlık yapıldığında, top taca çıktığında veyahut bir güreşçi yanlış bir davranışta bulunduğunda veya bir oyuncu oyunda yapmaması gereken bir hareketi yaptığını düdük çalar. Yani hakemin görevi hatayı, yanlışlığı engel olan demek. Anlatabiliyor muyum? Evet. Kuralsızlığa engel olan demek. Kural dışı bir hareket var. Aynı kökten hükümet. Hükümetin de asıl görevi anarşi, teröre ve kanunsuzluğa engel olan demek. Hükümetin asıl görevi budur. Hükümet budur. Kanunsuzluğa meydan vermez. Kanun çıkarı yine onu korur. Anlatabiliyor muyum? Kanunsuzluğa. Aynı kökten mesela tahkim. Yıkılmakta olan bir duvara tahkim. Dayanak, destek anlamında geliyor. Sağlamlaştırmak. Niçin? Yıkılmasını engel olmak için. Aynı kökten gelen mesela askerlik yapanlar için istihkam. İstihkam taburu vardır askerlikte. O devamlı geriden gelir. Çünkü neden? Hendek kazar, üstünü örter, bu bir tuzakları atar, mayın döşer. Bunlar hep istihkam taburları yapar. Neden? Geri çekilirken istihkam taburları en arkadan bunları yaparak gelir. Düşmanın ilerlemesine engel olmak içindir. Düşmanın arkadan gelip kendileri yetişmesine engel olmak içindir. Yani nereye bakarsan bak,
hikmet kelimesinin bütün türevlerinde ne vardır? Bir engel olmak vardır. Öyleyse gelelim hikmete. Hikmet neye engel oluyor? Hikmet dalalete engel oluyor. Sapıtmaya, yoldan çıkmaya, doğru yoldan çıkmaya engel oluyor. Eğer doğru yoldan çıkmaya, hidayet yolundan sapmaya engel olan bir ayetse hikmet, bir hadisse hikmet, bir şiirse hikmettir. Onun için Peygamberimiz efendim inne ba'de şiir hikmeten buyurmuş. Yani bazı şiirler hikmetin mahza kendisidir diyor. Öyle bir hikmet ki seni kendine getiriyor. Anlatabildim mi? Yanlış bir davranışına engel oluyor. Mutlaka yanlışlığa engel olacak hikmet. Yoksa kökten kopmuş bir mana olur. Sonradan yüklenmiş bir anlam olur o. Dolayısıyla hikmet evrensel öyle bir bilgidir ki, öyle evrensel bir bilgidir ki, kılı kırk yarar ve neresi kötü, neresi yanlış, neresi sapık tespit eder ve doğru yolda ilerler. Anlatabiliyor muyum? Onun için felsefeye kılı kırk yarmasından dolayı hikmet bilgisi, hikmet demişlerdir. İslam dini açısından söylüyor. İslam filozofu, İslam düşüncesi, Kur'an açısından söylüyor. Bu bir yetenektir. Biz olumlu şeylerde hikmet kelimesini kullanma, olumsuz olursa hikmeti kullanırız. Çünkü bir engel vardır arada. Mesela sınavı kazandın, atıyorum. Anlatabildim mi? Vardır bir hikmeti kazandım diyemezsin. Denmez. Sınıfı geçtim, vardır bir hikmet. Veya ne bileyim falan yeri efendim kabul edildim. Bir hikmeti var. Hayır. Burada bir lütuf, bir ay yani Allah'ın yardımıyla veya ne bileyim birilerin torpiline neyse kazanmış olursun. Orada hikmet kullanamazsın. Kazanmadığın zaman hikmet kullanırsın. Ya o iş olmadı benim ya. Vardır bir hikmet. Çünkü o işin olmasına bir engel vardır da onun için. Anlaşıldı mı? Evet, hocam. İyi şeylerde yani olumsuz bir olayda hep hikmetinden sual olmaz. Akıl erdiremediğin, çözemediğin şeye yanlış bir şey söylememek için bunun böyle olmasında mutlaka bir hikmet vardır anlamındadır. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi gelelim Kur'an'a. Kur'an'da hikmet o derece yüksek bir şey ki Lokman'a hikmet verdi diyor. Anlatabiliyor muyum? Lokman hakim. Yani hikmet, filozof Lokman manasına geliyor. Hikmet sahibi Lokman. Çünkü dikkat ederseniz Lokman suresindeki emirlerde Allah'a şirk koşma. İşte evladım büyüklerine şunu yapma. Bak hep bütün engel olan vasıfları sıralıyor. Yapma, etme, kılma. Şöyle ol, böyle ol anlamı anlatabildim mi? Evet, hocam. Daima olumsuz şeyleri gösteriyor, bunları yapma diyor. İşte hikmetin Kur'an'la veyahut kitapla beraber zikredilmesinin sebebi bu. Tevrat'ın beraber gelir, efendim İncil'lerde beraber gelir, Kur'an-ı Azimüşşan'ın ismi geçtikçe Kur'an'da efendim ona kitap ve hikmeti verdikler. O hikmet insanı yanlış yapmaya, yanlış yola gitmesine engel olan bir iksirdir, bir bilgidir. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Efendim Araf suresinde iblisin Cenab-ı Hakk'a bir sözü vardır, ifadesi var. Cenab-ı Hak kovduğu zaman huzurundan senin doğru yolunun üzerine oturacağım diyor. Ve kullarını diyor sağdan, soldan, önünden, arkasından gelip saptıracağım diyor, değil mi? Evet. Demek ki niye yanlış yollarda değil bu? Çünkü yanlış oradakileri şey yapmıyor, dikkate almıyor, nazar almıyor. Tamam diyor, onları ben diyor, yoldan çıkmış zaten diyor. Yani doğru, o da Cenab-ı Hak da diyor ki halis kullarıma senin bir etkin olmaz diyor. Demek ki ihlası yanlışlıktan arınmış temiz ve has
dini Allah'a tahsis ederek ona yönelmeyi ifade ediyor kitaptan sonra gelen şey. Yani ihlası da veriyor. Kitap ve o kitabı samimiyetle uğrama ve doğru yolda yürüme. Yoldaki tehlikeleri dikkat etme ve yanlışlığa sapmama demektir. Ve bunun bilgisi çoktur. Yani hikmet sahibi kişiler baktıkları zaman yolun neresi eğri, fikri neresi eğri, ifadenin neresi eğri, yanlış derhal bilirler. Anlatabildim mi? Bu bir işte hikmet sahibi olmaktan geliyor. Yanlış neresi bilirler. Doğru zaten Kur'an hidayet rehberi olarak duruyor bu önümüzde. Ama birçok yanlışlar var ki biz her an düşebiliriz. Öyle bir yetenek kazanmalıyız ki, öyle bir bilgiye sahip olmalıyız ki, öyle bir ferasetimiz olmalı ki biz yanlışı doğruyu hemen ayırt edebilmeliyiz. Anlatabiliyor muyum? İşte o yetenek. Mesela bakın, Kur'an'da Bakara suresi 269'da Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Yu'til hikmete men yeşe ve men yu'tel hikmete fekat utiye hayran kesira ve me yezzekkeru illa ulul elbab. Diyor ki o hikmeti dilediğine verir. Demek ki hikmet de öyle şey değil. Onu hak etmek lazım. Cenab-ı Hakk'ın dilediği ve senin de dilediğin bir şey olmalı ki Cenab-ı Hak senin dileğini de yerine getirmeli, vermeli. Kime hikmet vermiş ise ona çok hayır verilmiştir. Gerçekten bu bir lütuf demek ki. Allah'ın verdiği bir lütuf. Zaten kitabı ve hikmeti verdi diyor. Bunu basiret sahiplerinden başkası düşünüp anlamaz. Anlayamaz. Demek ki biraz da basiret sahibi. İç aydınlığı ve arınmış bir ruhla Allah'a yönelmek manasındadır. Anlatabiliyor muyum? Kur'an'da bunun özü, esası budur. Ama felsefi olarak hikmet nedir dersen, ta Tales'ten başlayıp, anlatabildim mi? Bütün bizim İbn Sina'nın, Farabi'nin hikmet anlayışları vesairesini anlatırız. Kelamdaki hikmeti anlatırız. Anlatabildim mi? Daha birçok şeylerdeki tarih boyunca İslam dünyasında hikmete çok anlam yüklenmiştir. Bu anlamları analiz ederiz ki bunların özü, asları hepsi buraya çıkar. Anlatabildim mi? Hikmet kavramında bu şekilde Kur'ani bir kavram olarak bu şekilde özetleyebiliriz. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederim. Yani şunu anlıyoruz o zaman. Kitap ve hikmet verildi dendikten sonra hikmet aslında kitaptan çok da azade bir şey değil demek oluyordu. Değil. Teşekkür ederiz hocam tekrar. Ben kapanış ederim. Yapayım. Bugün programımız bu kadardı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım siz de çok istifade etmişsinizdir. Bir dahaki Kur'an serilerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.